Daha depremin hemen ardından Kızılay Başkanı çıktı. Önce bir bakan çıktı, dedi ki işte her şeyi devletten beklemek lazım. Hayır, biz her şeyi devletten beklemiyoruz. Devlet olarak yapması gerekenleri devletten bekliyoruz. Devletin yapması gerekenleri yapsın devlet. Ve devlet soyut bir şey. Kim yapacak? İktidar yapacak. Hükümet eden yapacak. Devlet erkini elinde bulunduruyor. Ondan devletin yapması gerekenleri yapmasını bekliyoruz biz. Ardından Kızılay Başkanı çıktı. Daha bu kadar küçük bir deprem için bile, yani yıkıcı boyutlarda bütün bir kentte, işte Gölcük ve Düzce depremlerindeki boyutlarda olmayan, o kadar büyük yıkımlar yaşanmayan, daha yeni ölüm haberleri almayalım diye dua ediyoruz bir yandan da. Bir depremde bile hemen bağış yapın, bağış yapın. Peki biraz da Kızılay tarafına bakalım. Kızılay bu ülkenin çok önemli bir kurumu. Sadece kan hizmeti bile, Kızılay'ın yürüttüğü kan hizmeti bile bizim için çok kritik. Bu ülke için çok kritik bir hizmet ve o hizmet için yeni yapılan sözleşmeleri gördüm. Kanın sağlıklı olduğunu, hastalık barındırmadığını, kan yoluyla bulaşan hastalıkları barındırmadığını tespit etmek için yepyeni şeyler yapmış. Gerçekten de bu ülkede önemli bir kurum Kızılay. Daha devletin kuruluş günlerinden, Osmanlı'dan bu yana çok önemli bir kurum Kızılay bizim için. Ve afet dendiğinde hemen neyi konuşuyoruz? Kızılay'ı konuşuyoruz. Hemen gözlerimiz Kızılay'ı arıyor. Ama bütün kuruluşların hesap vermesi gerekir. Ne hesabı vermesi gerekir? Mali durum hesabı vermesi gerekir. Ben de döndüm 2019, konulmamış henüz internet sitesine. Kızılay'ın mali bilgilerine hemen döndüm, baktım. Arkadaşlarım versin, siz de Kızılay'ın internet sayfasına. Önce arkadaşlarım sayfanın görüntüsünü bir verebilir miyiz? Mümkün müdür acaba? Döndüm ve baktım hemen Kızılay'ın sayfasına. Siz de Kızılay'ın sayfasına girip görebilirsiniz. Döndüm baktım, işte bu görüyorsunuz, Kızılay.org.tr'de bu. 2018, 2019 verisi daha konulmadı. Burada Kızılay'ın gelir ve giderlerini görüyorsunuz. Bunu biz grafikleştirdik. 2018 itibariyle Kızılay'ın gelirleri ve giderlerini şimdi arkadaşlarım verecekler. 227,8 milyon liralık bağış toplamış. Bunun dışında yardımlar toplamış. 3 milyar 238 milyon liralık. İşte diğer gelirleri var. Profesyonel işletmeleri var Kızılay'ın, biliyorsunuz. İçecek gibi yatırımları var. Gayrimenkulleri var. Yıllar içinde biriken. Tüm gelirleri 4 milyar 581 milyon lira. Bunun kaynağı Bir Gün Gazetesi demişler arkadaşlar ama o yanlış. Bunun kaynağı Bir Gün Gazetesi değil. Bunun kaynağı Kızılay'ın kendi raporu. Birazdan Bir Gün Gazetesi'nden aldığım notu sizinle paylaşacağım. Şimdi peki giderleri nedir diye baktığımızda ne görüyoruz? Hemen söyleyeyim. Gelirler 4 milyar 581 milyon. Gider 4 milyar 447 milyon, 133 milyon da fazla vermiş Kızılay 2018 yılı itibariyle. Bu arada da Kızılay Başkanı 2019'un sonunda bir röportaj vermiş Hürriyet Gazetesi'ne. Toplam olarak döndürülen paranın 7 milyara geldiğini 2019'da söylemiş. Ama dediğim gibi ben raporu daha çıkmadığı için o raporu göremiyorum. Ama Kızılay Başkanı 7 milyar lira döndürdüklerini söylemiş. Dönen paranın 7 milyara geldiğini, 7 milyarı aştığını söylemiş. Çok büyük gerçekten. Şimdi peki bu giderlerin içerisinde neler var? En önemli kalemlerden biri personel giderleri. 365 milyon liralık
365.5 milyon liralık personel gideri varmış. Ben de nereden bu konuya girdim? Sizinle arada bir paylaşıyorum burada. Ozan Gündoğdu, bilmiyorum izliyor musunuz kendisini sosyal medyadan. Bir gün gazetesinde ekonomi yazıları yazıyor, haberler yapıyor. Sosyal medyada da kendisini takip edebilirsiniz. Son dönemde iki genç arkadaşımızı ekonomi gazetecisi olarak çok sıkı takip ediyorum. Birisi de Ozan Gündoğdu. Arada bir de sizinle paylaşıyorum. Onun paylaşımından ben de hemen gittim ve maaşlara baktım. Bir gün gazetesi bunları haberleştirmiş. Lütfen şunları bir bakın. Kızılay'da maaşlar almış başını gitmiş. Şimdi Kızılay bir hayır kurumu. Evet, profesyonel olarak yönetilmelidir. Peki tamam, böyle karar verdik. Ülkeyi de işte esnaf kafasıyla yönetecektik. Dolayısıyla geldiğimiz yeri biliyoruz. Ama bir gün gazetesinin bu haberine bakınca profesyonelliğin boyutunun çok ileri noktalara vardığını gördüm ben. 4 yılda %461 zam yapılmış direktörlere Kızılay'da. Arkadaşlar verecekler şimdi grafiği. 2016'da direktör maaşı 2982 liraymış. 2019'da 16.750 lira olmuş. Direktör maaşı 16.750 lira. Son 4 yılda maaşına içinizde %461 zam alan var mı diye ben size bir sormak istiyorum. İçinizde maaşı son 4 yılda %461 artan varsa onu tebrik ediyorum, bu başarıyı nasıl gösterdiyse. %461 direktörlerin maaşı %461 artmış. Peki diğer seviyelerde nasılmış maaşlar? Bir Gün Gazetesi'nin haberi işte bu. Genel müdür maaşı 31.500 lira olarak belirlenmiş. Kızılay Yatırım Holding var. İştirakleri bir yatırım holding çatısı altında birleştirmişler. Onun CEO'su 31.500 lira maaş alıyormuş. Kan Hizmetleri Genel Müdürü bunun bir altında 26.500 lira maaş alıyormuş. Şimdi bir sonraki adım, daha aşağıya doğru nasıl maaşlar alınıyormuş? Hemen onu söyleyeyim size. 6 tane genel müdür yardımcısı var. 6 genel müdür yardımcısı. 6 genel müdür yardımcısının her birinin maaşı 24.397 lira. Teftiş Kurulu Başkanı 24.397 lira. Hukuk müşaviri 24.397 lira. Kızılay İçeceğin genel müdürü de 24.397 lira maaş alıyormuş. Bir Gün Gazetesi'nin haberinde tek 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 bunlar anlatılıyor. Oradan baktım. Maaşa ilişkin son grafiğimiz olarak arkadaşlarım da bunu versinler. 21 çalışan, bunun içinde basın müşaviri de dahil olmak üzere 21 çalışana 16.750 lira maaş veriliyormuş. 21 çalışana 16.750 lira maaş veriliyormuş Kızılay'da. Bunun üzerine döndüm ve başkanın Kerem Kınık'ın sosyal medya hesabından 22 Eylül 2019'da ki paylaşımını buldum. Kerem Kınık Kızılay Başkanı diyor ki bu paylaşımında, nedir bu maaşlar? Kızılay maaş ödeme sistemi piyasa kuralları ile formüle edilir ve güncellenir. Sektör, ölçek, bütçe, personel sayısı, risk gibi parametreler ile 1800 adet kurum ve ticari müessesenin yönetici ve çalışan personel maaşlarının ortalaması alınır ve en üst seviyesine, yani genel müdür, genel müdür yardımcısı, direktör ve müdür, bu ortalamanın %80-90'ı bu kademenin altındaki uzman ve yardımcıları ile destek personeline ise piyasa ortalamasının %100, %130 arasında değişen tutarlarda maaş verilir. Yani uzman yardımcıları destek personeline
piyasa maaşı ya da ondan %30 daha fazla, üçte bir daha fazla maaş veririz biz diyor. Çalışanlarımız fedakar emekçilerdir diyor. Ve 2019'da 7 milyar liraya geldiğini Kızılay'ın bütçe büyüklüğünü söylüyor. Kızılay Holding mi oldu? Kızılay Maden Suyu, hastaneler gibi gelir getirici faaliyetlerimiz 2018 yılına kadar dernek iktisadi teşekkülü denen hukuken tüzel kişiliği olmayan kurumlarken diyor. Yapının büyümesi, yönetim ve denetim zorlukları nedeniyle bunları diyor dernek iktisadi teşekküllerimizi %100 hissesi Türk Kızılay Derneği'ne ait sermaye şirketlerine dönüştürdük diyor kendisi. Yani şöyleymiş, piyasadaki 1800 şirketlere bakıyorlarmış, 1800 adet kurum ve ticari müessesede. Onlar ne alıyorlar diye bakılıyormuş. Genel müdür, genel müdür yardımcısı, direktör ve müdürlere bu maaşların %80-90'ı seviyesinde ortalama maaş veriliyormuş. Uzmanlar, uzman yardımcıları gibi personele de bu maaşların %100 ya da %130'u seviyesinde maaş veriliyormuş. Böyle diyor Kızılay Başkanı. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz. Bu maaşlar çok, bu maaşlar az diyebiliriz. Kızılay Hayır Kurumu nasıl oluyor diyebiliriz. Ama şöyle bir şey var. Açıkçası ben bu maaş seviyelerinde hani az seviyedeki büyük kuruluşları, milyar dolar ölçeğinin üstüne çıkan kuruluşları bir tarafa bırakırsanız bu maaş seviyelerinde maaş veren orta büyük ölçekte kurum ben görmedim. Bunca yıldır ekonomi haberciliği yapıyorum. Böyle maaşlar, yani bir basın müşavirine bu seviyede maaşlar örneğin veren, ki birçok da arkadaşım var oralarda, sıkı maaşlar bunlar, milyar dolar ölçeğinde kuruşturulmuş. Ayrıca Kızılay bir hayır kurumu. Dolayısıyla da bu maaş seviyeleri açıkçası bana çok geldi. Artı bunlar nasıl denetleniyorlar, bu maaş seviyeleri? Bu kişiler işin ehli kişiler mi? Bunları kim denetliyor? Tabii bunları da bilmek hakkımız ve bunların da hesabını tıpkı vergilerimiz gibi sormak hakkımız. Hepimizin hakkı. Vatandaşız biz. Bunun hakkını sormamız lazım. Bunu mutlaka ve mutlaka bunun hesabını da Kızılay'ın veriyor olması lazım. Çünkü Kızılay bizim için herhangi bir kurum değil. Çok önemli bir kurum. Kan hizmetinden tutun afet durumlarına kadar her yerde büyük bağışlar toplayan ve büyük hizmetler veren ve vermesi de gereken bir kurum. O yüzden de Kızılay'ın bu kadar konuşuluyor olması da normal diyelim ve yayınımızı da burada kapatalım. Bir saatin üzerindedir yayındayız. Yeni afetler yaşayacağımız kesin. Evet, afetler olmasın. Olmasın ama dostlarım, yayının başında size dünyada ne kadar deprem olduğunu söyledim. Her sene dünyanın her bir yanında yüzlerce deprem oluyor. Hem de şiddetli depremler oluyor. Bundan kaçış yok. Bu coğrafya deprem coğrafyası. Dünyanın en güzel ülkelerinden birinde yaşıyoruz diyoruz. Ama arkamda gördüğünüz o kızıl renkli, böyle bu tarafa doğru gelince doğu tarafını kapatmış oldum. Görüyorsunuz. Bu riskimizi gösteren bir harita. Burada yaşıyoruz biz. Burada yaşıyoruz. Bunun üstünde milyonlarca insan var. Ve o koyu bordoya yakın kırmızıyla gördüğünüz yer yüksek risk içeriyor. Deprem trafik kazası gibi bir şey değil dostlarım. Hazırlıklı olmamız lazım. Kentin hazırlıklı olması lazım. Hastanelerimizin, okullarımızın, resmi dairelerimizin, evlerimizin hazırlıklı olması lazım. Ve bunu bireysel olarak yapamayız. Yerel yönetimlerle merkezi yönetimin bir araya gelip
bilim insanlarını, sivil toplum kuruluşlarını, akademisyenleri, konudaki uzman kuruluşları bir araya getirmesi ve rant amacıyla değil, vatandaşların sıhhi, güvenilir konutlarda yaşaması için bir dönüşüm projesi ortaya koymamız ve bunu yıl be yıl götürmemiz lazım. Ve bunu da CHP ile, AKP ile, MHP ile, İYİ Parti ile, HDP ile, şu partili, bu partili diye değil. Hep birlikte bir parti ayrımı gözetmeden yapmamız lazım. İstanbul'daki toplanma alanlarının nasıl AVM'ye dönüştürüldüğünü defalarca yayınlı yaptı yayın kuruluşları. Ama şimdi kimse bunlardan bahsetmiyor. Tabii afet toplanma alanları bile AVM'lere dönüştürüldü. Neden? Rant için. Bunu rant için yapmamız lazım. Büyük kayıplar verebiliriz. Çok büyük can kayıpları verebiliriz. Korkunç felaketler yaşayabiliriz. Mukadderat deyip, şehit oldular deyip kenara çekilmek söz konusu olamaz. Vatandaşlarımızı kurtarmamız mümkünken, enkaz altında kalmalarını engellememiz mümkünken bunu yapmamak söz konusu bile olamaz. Bu bir devlet işi. Devlet erkinin bu kararı vermesi ve bunu uygulaması lazım diyelim ve yayını burada bitirelim. Çok teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için. Tekrar görüşünceye kadar şimdilik akılla, bilimle ve vicdanla kalın.